Evet arkadaşlar, Gaziantep Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Bu da benim bitirme projem. Mikrokontrolcü ile dijital FM alıcı, yani bildiğimiz dijital radyo. Tabi biraz daha kompleks bir radyo yapmaya çalıştık. Parçaları size tanıtmak istiyorum. 16'ya 2 16 karakter, 2 satır LCD ekran, Arduino UNO R3 hazır kitimiz. Artık pikin pabucunu zaman atıyor. Telefon tuş takımı 4'e 3 12 tuşlu. Yalnız kullanacağımız tuş takımı Matrix üzerinde olması lazım. Onun için biz de 9 tuştan ikisini iptal ettik. Matrix üzerine dönüştürmek için deyimledik. 7 tane tuş çıkması gerekiyor. Ne yapmamız gerektiğine dair bilgiler zaten Arduino'nun sitesinde bulabilirsiniz. Bu da bizim kalbimiz diyebileceğimiz FM dijital FM alıcımız. RDS desteği olmasına rağmen ben ayarlayamadım. Kontrast ayarı içinde LCD'nin değişken direncimiz ve tuş takımını aşırı akımdan korumak için dirençlerimizi görüyorsunuz. Ve sadece güç sağlamak için bilgisayar bağlantısı USB ve mikro işlemcinin mikro kontrolcünün kontrolünü sağlamak için kodlarımız. Kısaca size ekranı tanıtayım. Ekranda şu anki frekans, stereo ya da mono olup olmaması sesin kalitesi. Şu an dinlenen kanalın favori kanal olup olmaması ve ses bilgisi yer almakta. Şu an 15 son. Favori kanalımız, yani 10'da birinci favori kanal. Eğer favori kanalda olmasaydı off gösterecekti. 3 tane favori kanalımız olduğu için 11, 2, 3 diye göreceksiniz. Şimdi tuş takımını tanıyalım. İlk 3 tuşu, 1, 2, 3'ü favori kanallar için ayırdım. 0'ı da bunlara kanal aktarmak için kullanacağım. 4 ile 7 ileri ve geri olmak üzere 0-1 MHz'lik kanal atlayışlarını sağlıyor. 5 ile 8 güçlü kanal atlayışlarını. 6 müt sessizlik ya da ses. 9'da ses menüsüne giriş için ara menüyü aktif ediyor. 9'a bastıktan sonra kare ile sesi arttırıp yıldızla sesi azaltıp 0'la da menüden çıkacağız. Gördüğünüz gibi sesin yanında 9 çıktı. Bu ara menülerde nerede kaldığımızı görmek için işimize yarayacak. Maksimum sesimiz 15'te. Minimumda tabii ki 0'da. Ara menülerden çıktığımız zaman yan menüler de iptal olacak ve daha temiz bir görüntü sağlayacak. Anadolu Sigorta sağlıklı fırsat ve hemen kanal geçişlerini 5 ile yapıyoruz. Ve beğendiğimiz kanalı hemen hafızaya alıyoruz. İlk bastığımızda hemen bir numaraya kaydedecektir o kanalı. 3 tane kanal hafıza hakkımız var. Ve taramaya devam ediyoruz. İkinci kanalımızı olarak buraya atladık. Ve son kanalımızı arıyoruz. Genelde kanallarda kaliteli görünmüyor çekim. Ve 3 numara olarak da burayı kaydettim. İleri biraz sarıp hızlı kısa yollarımızı kullanmayı deneyeceğim. Hatırlarsanız ilk frekansımıza atlayış yapıyorum. 104.6. Power kanal 1. İkinci kanalımız 106.3 ve son kanalımız
91.7 olmak üzere kanal geçişlerini de size göstermiş oldum. Artık bundan sonrası için iyi bir not almayı düşünüyorum. Umarım hocalarımız verir. Arduino'da dijital input output kullanacağımız kanal kalmadığı için bir tane klavye için analogdan da kullandık. Tuş takımı LED gibi uygulamalarda yarı dijital yarı analog kanalları kullanıp kanal sayımızı arttırabiliriz. Ve size projemi resetleyip ilk görüntülerini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kendisini tanıtıyor. Sesi tabii ki ilk açılışta düşük oluyor. Onu yükseltmeyi düşünüyorum. Tekrar sesimizi arttırıyoruz mevden. Ve çıkıyoruz. Böylece daha temiz görünüyor. Hocalarımıza buradan teşekkür ediyorum. Özellikle program konusunda bize yardımcı olan Mahmut Erkaç hocamıza, Mustafa Kırlangıç abimize parça temin için ve supervisor'ımıza, diğer gözetme hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kadar. Umarım işinize yarar. İyi akşamlar.